varsa yok gelemem gelemem Ayeticiler ya da 12'ler. Ders kitabının sayfa 231'deyiz. Toplamın, farkın, çarpımın, bölümün, türevini öğreneceğiz bugün. Haydi başlayalım. X karenin türevi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstü başa indirip bir eksiltiyorduk. 2x üzeri 1 yapar. 2x de diyebiliriz. Bunun üst, Üzeri 1 ise sadece kat sayını alıyorduk. Biraz pratik yapalım gelin sizde misal Mesela 3x'in türevi nedir dediğimde hemen ne diyorsunuz? Bunun türevi 3'tür diyorsunuz. 5x'in türevi nedir dediğimde hemen türevi ne diyorsunuz? 5'tir diyorsunuz. Çünkü bunun üstündeki bir bunun yanına indiğinde 5 kere 1 5. Buradan da 1 çıkarınca 0 oluyor. Artık pratik geliştirelim. Sadece x'li bir şey gördüğünüzde yanındaki kat sayı direkt türevdir. Yani a artı 1 diyorsunuz. Şimdi 1 bölü x'in türevine şu da odaklanalım. x üzeri eksi 1'dir normalde üstlü şekilde yazılışı. O eksi 1'i başa indirdiğinde ne olur? Eksi 1 çarpı x üzeri burayı da 1 azaltırsam eksi 2. Yani ona da eksi 1 bölü x kare diyebilirsiniz. Bakın bu 1 bölü x kare demektir. Eksi 1 bölü x kare diyebilirsiniz. Kök x'in türevini de bir defaya masu şurada yapalım. Kök x x üzeri normalde 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi başa aldığımızda 1 bölü 2 çarpı buradan 1 çıkarttığımda x üzeri eksi 1 bölü 2 yapar. O da burası da 1 bölü kök x demektir. 1 bölü 2 kök x yapar. Zaten kök x'in türevini 1 bölü 2 kök x olarak ezberlettirirler. Artı 1 bölü 2 kök x. Sabit sayının türevi de zaten sıfırdır. Türevimiz budur arkadaşlar. Bu örneğimizde şu soru bizde ne veriyor ne istiyor tam bilmek lazım. F'in türevi 2 artı G'nin türevi 2 eşitmiş 3'e bu verilen bilgiler. F'in türevi 3 eksi G'nin türevi 3 o da neymiş? Eksi 1'e. Şimdi türevleri alalım şuradan. F'in türevini alacak olsam, buranın türevi 2ax artı b yapar. Buranın türevi ise, şuralar sabit sayı olduğu için gider. X'in yanında 2a olduğu için direkt buranın türevi ise 2a'dır. Şimdi şu bilgiyi kullanarak bir denklem elde edelim sizinle birlikte. F ve g'de türevlerde 2 yazacağız x yerine. F'de x var ama zaten g'de x yok. Buradaki x yerine ben 2 yazarsam denklemim ne olur arkadaşlar? 4a artı b. Artı. Şimdi bir de 2A'mız var. 2A eşittir 3'müş. Toparlarsak 6A artı B eşittir 3 olur. Diğerine bakalım. X yerine bu sefer ne vereceğim ben? 3 vereceğim. 6A artı B yapar. 6A artı B. Yine G'nin türevi 2A'dır. Ama eksi var. Gördüğünüz gibi burada eksi var. Eşittir ne olur buradan? Eksi 1 olur. Bu da 4A artı B eşittir eksi 1 yapar. Aşağıya eksiyle çarpsam B'ler duman olur değil mi arkadaşlar? B'ler duman oldu. 2A eşittir 4. Buradan A ne gelir? 2. A2 geldi madem. Hemen şu yukarıda gidelim, hemen tekrar da yazıyorum bakın. 6A artı B eşittir 3'tü. A yerine 2 verirsem 12 artı B eşittir 3 olur. 12'de karşıya at. Eksi 12 diye. B'de ne çıkar buradan? Eksi 9 çıkar. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Sorduğu şey de A'yla B'ydi zaten. Bu soruya geçmeden önce size çarpımın türevinin formülünü verivereyim. f çarpı g x'in türevi şudur. Birincinin türevi x çarpı ikinci olduğu gibi yani. Artı ikincinin türevi x çarpı birinci. Bu şekilde. Evet bu formülü uygulayacağız şimdi. Bana gördüğünüz gibi çarpımın türevini soruyor. Hadi birincinin türevini bir yapalım. 4x eksi 1. Hani 2'yi başa indirdim. Bunun da katsayısı 1 olduğu için 4x eksi 1. Çarpı ikinci olduğu gibi yazıyorum. x artı 1 bölü x artı ikincinin türevini alacağım. Bu x'in katsayısı 1. 1 artı 1 bölü x'i az önce yaptım ama bir daha yapayım ama ezberleyin siz de artık. Eksi 1'i başa indirirsem ne olur arkadaşlar? Eksi 1 x üzeri burayı 1 azalt. Eksi 2 yani eksi 1 bölü x kare. Hemen ezberli cins şeyler yazayım. 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x karedir. Hatta bir tane daha ezberleyin demiştim. Bir de kök x'in türevini tam ezberleyin. O da 1 bölü 2 kök x'tir. Bunların ikisi çokça karşımıza çıkar. Bunların ikisini ezbere bilseniz bizim için iyi olur. Neyse 1 bölü x'in türevine ne dedik? Eksi 1 bölü x kare. Hemen şuraya eksi 1 bölü x kare dedik. İkinci türevini yaptık? Şimdi birinci olduğu gibi yazacağım. Birinci neydi? 2x kare eksi x'ti. Tabi burada bol bol çarpma yapacağız. 4x ile x'i çarparsam 4x kare. 4x ile 1 bölü x çarparsam x'ler gider artı 4. Eksi 1 ile x'i çarparsam eksi x. Eksi 1 ile 1 bölü x çarparsam eksi 1 bölü x. Birinci kısmı hallettik. ikinci kısma geçtim. 1 kere 2x kare 2x kare. 1 kere eksi x eksi x. Şimdi eksi 1 bölü x kare ile 2x kareyi çarparsam x kareler gider. Ne kalır? Eksi 2 kalır. Eksi 1 bölü x kare ile de eksi x'i çarparsam artı 1 bölü x yapar. Bakın ne güzel 1 bölü x'ler gitti. 4x kare 2x kare daha 6x kare yaptı. Eksi x eksi x daha eksi 2x yaptı. 4 eksi 2 de artı 2 yaptı. İşte çarpımın türevi buymuş. Şimdi diyeceksiniz hocam belki başka yoldan yapamaz mıydık? Yani formülü ezberledik tamam. Tabii ki yapabilirdiniz arkadaşlar. Şimdi birazcık çarpması kolaysa şayet çarpımın türevini yapmaktansa direkt çarpıp da türev almak daha kolaydır. Mesela burada 2x'den 2x kare yazayım isterseniz. 2x kare eksi x çarpı x artı 1 bölü x. Yani bunu direkt çarpıp da türevini de alsanız olurdu. 2x kare ile x'i çarparsam 2x küp. 2x kare ile 1 bölü x'i çarparsam a artı 2x. Eksi x ile artı x'i çarparsam a eksi x kare. Eksi x ile 1 bölü x'i çarparsam da eksi 1 yapar. İşte bunu çarptıktan sonra türevini alsam da aynı sonuç çıkardı. İsterseniz alalım. 3'ü başa indiriyorum. 3 kere 2 6 x üzeri burayı 1 azaltırsam kare. Sonra şuranın türevini alayım. Eksi 2x, e 2 x 2'yi başa indirdim. Sonra şuranın türevini alırsam da a artı 2. Bakın az önceki sonucun aynısı çıktı. Şimdi burada ise tek 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 çarpacak olsak sabahı bulur. O yüzden çarpımın türevini bilmek daha mantıklı. Bir de çarpımın türevinde tek tek e, benzer terimleri toplamayacağız. Bakın ne diyor? Bir noktasındaki türevi diyor. Yani çarpıyormuş gibi yaptıktan sonra yani türevini alıyormuş gibi yaptıktan sonra x yerine 1 vereceğiz. Hemen sonuç bulacağız. Hadi birincinin türevi çarpı formülü yazayım mı önce? F çarpı g'nin türevi neydi? F'in türevi çarpı g Artı g'nin türevi çarpı F'ti. Şimdi birincinin türevini alalım. 3 x kare eksi 2 x artı 2. Birincinin türevi bu. Çarp ikinciyi olduğu gibi yazıyorum. 2 x kare eksi 3 x eksi 2. Artı. Şimdi ikincinin türevini alıyorum. 4 x eksi 3. Sonra birinci olduğu gibi yazıyorum. x küp eksi x kare artı 2 eksi 1. Şimdi. Bunlarla tek 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 işlem yapmaktansa x yerine 1 veri verip cevabını bulsak olur. x yerine 1 verdiğimizde 3 eksi 2 artı 2 çarpı 2 eksi 3 eksi 2 artı 4 eksi 3 çarpı 1 eksi 1 artı 2 eksi 1 olur. Şimdi bunu da düzenleyecek olursak 2 2'yi götürür. 3 çarpı buradaki 2 2'yi de götürür. Eksi 3 kalır. Artı 4'ten 3 çıkartırsam 1 Çarpı şu birler birbirini götürür. 2'den de 1 çıkartırsam 1. Cevap eksi 9 artı birden eksi 8 yapar. Bu örnekte gördüğünüz gibi upuzun hocam hangi birini çarpıp da türev alacağım diye düşünüyorsan size pratik vereceğim unutmayın. 3 verdiğinizde herhangi bir parantezin içi sıfır yapıyorsa işte bu fonksiyonun türevi o sıfır yapan yeri silinmiş halidir. Şimdi bu 3 verdiğinde şurasını 0 yapıyor değil mi? İşte bu f'in türevi burası silinmiş diğerlerinin çarpılmış halidir. Hepsi budur pratiktir. Yani f'in türevi x nedir dediğimde hemen yazacaksın x eksi 1, x eksi 2, x eksi 4, x eksi 5. İşte budur. Ha, uzun uzun işlemle de anlatırdım da bir dersimizi alır. Hiç gerek yok. Pratik bizim işimiz. Şimdi x yerine 3 vereceğim. 3, 3, 3, 3 verdim. 3'ten 1 çıkart 2. 3'ten 2 çıkart 1. 3'ten 4 çıkart eksi 1. Tabi bunlar çarpma. 3'ten 5 çıkart eksi 2. İşte bunları çarparsam ne olur cevap? 4 olur. Size bir de bölümün türevinin formülünü anlatayım. Sonra soruyu çözeyim. Şimdi f bölü g'nin türevi. f bölü g'nin türevi şudur arkadaşlar. İlk başta üstün türevi çarpı alt. Sonra bu sefer arada eksi. Altın türevi çarpı üst bölü alt taraftakinin karesi. İşte bölümün türevi budur. Tabi bunların yanında x de var da uzatmamak için yazmadım. Şimdi burada zaten bölümün türevini soruyor. Hemen yazayım. x küp eksi 1 bölü x karenin türevini soruyorsa bana hemen ilk başta üstün türevini alıyorum. 3x kare çarpı alt taraf x kare. Eksi diyorum alt tarafın türevini alıyorum. 2x yapar alt tarafın türevi. Çarpı üstü yazıyorum şimdi. x küp eksi 1 bölü alt tarafın bir de karesi. İşte bu. Birazcık işlem yapacağız şimdi. 3x kare ile x kareyi çarparsam 3x üzeri 4 yapar. Eksi 2x ile x küpü çarparsam 2x üzeri 4 yapar. Artı eksi ile eksi çarpımı artı yapar. Çünkü 2x'den 1'i çarparsam artı 2x yapıyor bölü x üzeri 4 yaptı burası da. 3x üzeri 4'ten 2x üzeri 4 çıkarsa x üzeri 4 artı 2x bölü x üzeri 4 oldu cevabımız. Bu sefer ne diyor? Bakın g bölü f'nin türevini bulduktan sonra x yerine 2 yaz diyor. Tabii ki. g'yi yukarı yazalım hemen. x küp artı x bölü aşağısı da x kare eksi 3x'miş. Üstün türevi 3x kare artı 1 çarpı 6. x kare eksi 3x. Eksi aşağının türevi 2x eksi 3 çarpı üst. x küp artı x'miş. Bölü alt tarafın karesi. x kare eksi 3x'in neyi? Karesi. Şimdi ben x yerine ne vereceğim burada? 2 vereceğim. 2 verirsem ilk parantezin içi 2'nin karesi 4, 3 kere 12, Bir daha 13 yapar. 2 verirsem ikinci parantezin içi çarpı diyelim 2'nin karesi 4. 3 kere 2 de 6. 4'ten 6 çıkart. Eksi 2 yapar. Eksi dedim. Açtım parantezi. Üçüncü parantezde 2 verdiğimde 2 kere 2 4. 3 çıkart. 1 yapar. Çarpı. Dördüncü parantezin içinde de 2'nin küpü 8. 2 daha 10 yapar. Böyle. 2'nin karesi 4. 3 kere 2 de 6. 4'ten 6 çıkart. Eksi 2. Eksi 2'nin de karesi. Belini kırmak üzereyiz sorunun. Eksi 26 eksi 10 bölü 4. Yukarısı eksi 36 oldu. Aşağısı 4. Cevabım eksi 9 olur inşallah. Fonksiyonun x eşittir 4 noktasındaki türevin değerini soruyor. Şimdi burada da bir bölüm fonksiyonu var değil mi arkadaşlar? Bakın yukarıda bir fonksiyon var. Aşağıda bir fonksiyon var. O zaman yukarının türevi çarpı alt. Altın türevi çarpı üst bölü 6 karesi. Yani bölümün türevini yapacağız. Şimdi az önce dediğimiz şeydi. Kök x'in türevi nedir? Ezberleyin dediğimiz. 1 bölü 2 kök x'ti hatırlayın. O zaman yukarının türevi 1 bölü 2 kök x çarpı alt taraf. x artı 1. Eksi alt tarafın türevi. x'in türevi de zaten kat sayısı 1 olduğu için direkt 1. 1 çarpı üst taraf kök x artı 1. Bölü alt tarafın karesi x artı 1'in karesi. x yerine 4 ver diyor türevde. 4 verirsek 1 bölü 2 kök 4 çarpı 4 artı 1 eksi 1 çarpı kök 4 artı 1 bölü 4 artı 1'in karesi. İşte burayı biraz düzenleyecek olsak. Kök 4 dışarıya 2 diye çıkar. 1 bölü 4 olur. Çarpı 5 eksi kök 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 bir diye 3 eksi 3 olur. Bölü 5'in karesi de 25'tir. Bu da 5 bölü 4 eksi 3 bölü 25. Burası da eksi 7 bölü 4. Eksi 7 bölü 4. Çarpı 1 bölü 25 olur. O da eksi 7 bölü 100 yapar. Şimdi size bileşke fonksiyonunu anlatacağız. Örneğin kuralımızın birisi şudur. Fok x'in türevi nedir dediğimde şunu yapacaksınız. İlk başta bunu düzgün yazacak olsam f içinde gx'in türevinden bahsediyoruz. Bu şudur. İlk başta f'in türevi yani dışın türevi gx çarpı iç tarafın türevidir. Ha, buradan bir şey anlamadınız büyük ihtimal. Şimdi soru üzerinde anlayalım. Bakın burada fx'i vermiş gx'i vermiş. İlk başta fx ve gx yazalım. fx 5x kareymiş. gx'im de x küp artı 1'miş. Bir de türevlerini yazalım. f'in türevi x eşittir 10x'miş. g'nin türevi x de 3x kareymiş. Şimdi şu dediğimiz formülü bir yazıyoruz. Fok x'in türevi. Fok x'in türevi. İlk başta dışın türevi. Gx çarpı için türevidir. Şimdi f'in türevi neydi? 10x'ti. O zaman buraya ne yazacağım? 10 çarpı x dediğim şey de gx burada şu anda. Gx'i yazacağım. Gx'im x küp artı 1'di. Çarpı g'nin türevinin x'ini yazacağım. Neydi g'nin türevi x? 3x kare. Ha bunu düzenleyecek olsak 30x kareyi x küp artı 1'in üzerine dağıtmam gerekir. O da ne yapar? 30x üzeri 5 artı 30x kare yapar. İşte cevap bu olur. Ama bazen öğrencilerin şu daha çok kolayına geliyor. Fog'u bulurum hocam bulduktan sonra türevini alırım diyorlar. Yani fog x'i fonksiyonları iyi olan öğrenciler hemen yapabiliyor. Yani bu ne demek? F'in içine G x'i yazmak demek değil mi? Hemen yazalım o zaman. 5 çarpı x yerine götüreceğiz. G x yazacağız. Hani fok bu ne demekti? G'yi götür x'in içine, f'in içine yaz demek. x küp artı 1. Bir de ne var? Karesi var. Hemen bu 5 dursun burada. x küpün karesi x üzeri 6. Birinci ile ikinci çarpım 2 iki katı 2. x küp artı 1. Bunu da içeriye dağıtacak olsak. 5x üzeri 6 artı 10x küp artı 5. İşte bileşkeyi bulduktan sonra türevini alıyorlar. Buranın türevini alıyorlar. Buranın türevi ne demektir? 6 başa düşer. 30x üzeri 5. 3 başa düşerse 3 kere 10. O da 30x kare. 5'in de türevi yoktur zaten. Sıfırdır yani. Cevap yine aynısı çıkar. Hangisi kolayınıza gidiyorsa ondan yapın. Şimdi dy bölü dx ne demek biliyor musunuz? Y'yi X'e göre türevini al demek. Yani buraya D yazdığımda ne demek bu? Y'ye göre türev. O zaman buraya da D yazdığımda X'e göre türev alacaksın. Yani şuranın türevini alacağız. Burayı bir yukarıya yazıyorum. 2 çarpı X küp eksi X artı 1'in dördüncü kuvveti. Aslında bu da bir bileşke fonksiyon şu anda çaktırmamışlar. Niye? Bir üstü başa indireceğim türevini alacağım parantezin. Bir de içinin türevini alacağım sonradan. 2 çarpı 4 çarpı x küp eksi x artı 1'in bakın üstü bir azalttım. İlk türevimi yaptım dıştaki türevi. Şimdi bir de için türevini yapacağım yanına çarpı ne olur? 3x kare eksi 1 olur. İşte bunun türevi budur. İlk başta en dışın türevini aldık sonra için türevini aldık. Ne gibi bir şey yaptık gençler? Az önceki dediğimiz gibi fogun türevini yaptık aslında biz burada. F'in türevi gx dedik. Yani dışın türevini aldık çarpı için türevini aldık. Mevzu aynı yani. Aha bakın sonuçta da aynısını söylüyor bize. Böyle bir üstel bir fonksiyon varsa diyor eni başa indir. Sonra bir eksilt bunu. Bakın böyle yapmışlar. Bir eksiltmişler. Sonra içerinin türevini ayrıyeten yanında yap çarp diyor. Hadi şu öğrendiğinizi pekiştirelim. 5'i bir başa indirelim. 2 kere 5 10 çarpı x küp eksi x'in dördüncü kuvveti Çarpışın bir de içerinin türevi. 3x kare eksi 1. Al sana işte bu fonksiyonun türevi. Örneğin bu fonksiyonu da biz üstel yazabiliriz. Ne deriz? Kök sonuçta bir şeyin 1 bölü 2. kuvvetidir değil mi üstel bilgilerinize göre? x kare artı x'in neyi? 1 bölü 2. kuvveti. Ya e, türev yaparım ben burada bunu bir başa indiririm önce. 1 bölü 2 çarpı x kare artı x'in hani bu buradan da 1 çıkartırsam eksi 1 bölü 2 olur çarpı içerinin türevi ne yapar arkadaşlar? 2x artı 1 yapar. Ha bunu daha güzel yaz derlerse şöyle yazarız. Yani 1 bölü 2 çarpı bu normalde köklü sayı demektir. Ama üst taraf eksi olduğu için aşağıya yazılır. x kare artı x hani 1 bölü 2. kuvvet demek kare kök demektir. Çarpı 2x artı 1 bu şekilde de yazdırabilirlerdi. Yine benzer benzer örnekler. Mesela biz şu alt tarafı şöyle yazabiliriz aslında x kare artı 2'nin 1 bölü 3. kuvveti. Üst tarafın rasyonel olması demek arkadaşlar. O sayı köklü sayı demektir. Ben niye bir bölüş dedim? Derecem 3. kuvvetten kökün derecesi. Kendisinin derecesi de 1'di. Her zaman bu derece kökün derecesine bölünerek çıkartılır. Bakın ben de o yüzden bir bölü 3 Neyse bu bir de yukarıda bir var. Bunu bir yukarı atacak olsam ne olur? O 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 olarak geçer yukarıya. x kare artı 2'nin Eksi 1 bölü 3. kuvvetinin şimdi türevini alabilirim. Eksi 1 bölü 3'ü başa indiriyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpı x kare artı 2'nin buradan da 1 çıkartırsam ne olur arkadaşlar? Eksi 4 bölü 3 olur. Bir de için türevini alalım şimdi. x kare artı 2'nin türevi nedir? 2x'tir. Ne yazacağız? 5 yazacağız. Yazalım. Eksi 1 bölü 3 çarpı 5'in karesi 25. 2 daha 27. 27'yi de şöyle yazayım mı? 3 üzeri 3 diye. Sonra ne yapacağız? Eksi 4 bölü 3. kuvvetini bir daha alacağız. Çarpı 2 kere 5 de 10 yapar. Devam edelim. Üstün üstü çarpırken bu üçler gider bu arada. Eksi 1 bölü 3 çarpı 3 üzeri eksi 4 çarpı 10. 3 üzeri eksi 4 1 bölü 81'dir. Burada da 1 bölü 3 var. Olur mu? Eksi 1 bölü 243 çarpı bir de 10 var. Eksi 10 bölü 243'tür cevabımız. Şimdi şu fonksiyon da arkadaşlar Burada her iki tarafın bir türevini alalım. F küp 2x eşitmiş neye? x kare artı x ve eksi 3'e. Ben türevini alırsam bu 3'ü başa indiririm. 3 çarpı f kare 2x çarpı şimdi fx'in yani f2x'in türevi yani için türevi çarpı bir de 2. Bakın en dışın türevini aldım. Sonra en dışın türevini aldım derken 3'ü başa indirdim. Sonra fx'in türevini aldım. Burada f 2 x'di yalnız. Sonra bir de için türevini aldım gördüğünüz gibi. Çarpı 2 dedim. Eşittir. Karşının türevini de alıvereyim. 2 x artı 1'miş. Burada x yerine 1 verirsem 3 çarpı f'in karesi 2 çarpı f'in türevi 2 çarpı 2 eşittir 1 verdiğimizde ne çıktı? 3. Şimdi bize f'in türevi 2'yi soruyor ama burada ne var? f kare 2. Bizim bir f 2'yi bulmamız lazım. İşte burada x gördüğümüz her yere 1 verelim. F2'yi bulalım. F küp 2 eşittir 1 artı 1 eksi 3'müş. F küp 2 eşittir eksi 1'miş. Bu F2'miz o zaman ne olur arkadaşlar? Eksi 1 olur. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir çünkü. Burada F2'ye eksi 1 verirsek. Aha bu çizili olan yerde. Karesi artı 1 yapar. 3 çarpı 1 çarpı. F'in türevi 2 çarpı 2 eşittir 3 yaptı. Şu 3, üç, şu 3'ü götürsün burada 1 kalsın. Sonra her iki tarafı da 2'ye bölelim. Bu da gitsin. Bakın burası yapayalnız kaldı. F'in türevi 2 eşittir 1 bölü 2 oldu. Canlar buralarda türev kokusu var. Gelin biz de yukarının türevini alalım. Buranın da buranın da karşında türevini alalım. Şimdi ilk baştakinin türevi ne olur? F'in türevi x kare eksi 1 çarpı için türevi 2x. Eksi g'nin türevi Eksi 3x çarpı için türevi eksi 3 eşittir. 2x artı 1 bölü x kare. Ne hızlı yaptım değil mi şu an türevi? Normalde buranın türevi arkadaşlar 1 bölü x'in türevi. Eksi 1 bölü x kareydi. Bu da bunu artı yaptı. O yüzden hızlı yaptım orayı. Türevde g'nin için ne yapmışlar? 6. Ben türevde g'nin içine 6 yapmam için x'e ne vermeliyim? Eksi 2 vermeliyim. Gelin burada x gördüğüm Her yere bir eksi 2 vereyim. Eksi 2 verirsem F'in türevi eksi 2'nin karesi 4. 1 çıkartayım 3. Çarpı 2 tane eksi 2. Eksi 4 yapar. Eksi G'nin türevi 6 yaptı. Çarpı eksi 3 var. Eşittir 2 tane eksi 2. Eksi 4 artı eksi 2'nin karesi 1 bölü 4. Artı 1 bölü 4 yaptı. Bakın arkadaşlar benim bulduğum yerle adamların sorduğu yer aynı şey. Niye biliyor musunuz? Şu eksi eksi bir kere artı yapar. G'nin türevi 6 çarpı 3. Şimdi şurayı da yanına yazıyorum. Eksi 4 çarpı f'in türevi 3. Bakın sorduğu yerle benimkin aynı. Yani ben cevap olarak şurayı buldum mu o iş bitiyor. 4 kere eksi 4 eksi 16 artı 1 eksi 15 bölü 4 çıkar cevap. Şu sorunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Y'yi V türünden vermişler. V'yi de X türünden vermişler. Ama tutmuşlar bana DY bölü DX. Y'yi X'e göre türevini al diyorlar. Alırız. Hemen ne yapacağız? D, Y'yi D, V'ye göre alacağız. Çarpı diyeceğiz. Sonra da V'yi neye göre alacağız? X'e göre alacağız. Bakın bu ne demek? V'ler gider. Bakın bu D, V'ydi. V'ler gider. D'ye bölü D, X kalır. Hadi o zaman birinciyi V'ye göre türevini alalım. 2 V yapar. Çarpı. İkinciyi de X'e göre türevini alalım. 3 X kare yapar. Yalnız burada V X aynı anda bulunmasın. Zaten v'miz ne demekti? x küp eksi 1. Götürelim burada yerine yazalım. 2 çarpı x küp eksi 1 çarpı 3x kare. Bakın x türünden eşit diyordu zaten. Al sana türevin x türünden eşiti. Burada diyor ki dy bölü dx y'yi x'e göre türev alttan sonra x yerine 2 ver diyor. Yani bulduğumuz yerde x yerine 2 vereceğiz. Burada ve burada. 2 çarpı 2'nin küpü 8 1 çıkartı 7 çarpı Buradaki da veriyorum. 2'nin karesi 4, 3 kere 4, 12. Bu da ne yapar? 14 çarpı 12. Çarpı vereyim, yoruldum. 2 kere 4, 8, 2. 1 kere 4, 1. Ne yaptık? 168 olur cevabımız. Bizim buna göre yapabilmemiz için arkadaşlar... ...öncelikle e, x'imizi yalnız bırakmamız lazım. Hadi gelin her iki tarafın bir karesini alalım şu şekilde. Karesini aldığımda ne olur? x artı 1 eşittir t kare olur. Sonra artı 1 de karşıya attım eksi 1 diye. x yerine t kare eksi 1 yazabilirim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? dy bölü dx diyeceğim. Çarpı dx bölü dt diyeceğim. İşte böyle olursa dx'ler gider. Adımların sorduğu yer kalır. dy bölü dt. Şimdi y'yi ilk başta x'e göre. Hani şuradaki dediğimiz lafı yapacağız. Y'yi x'e göre bir türevini alalım. Ne olur y'nin x'e göre türevi? Şuradan bahsediyorum. 2x eksi 1. 2x eksi 1. Çarpı. X'i de t'ye göre türevini alacağız. X'in t'ye göre eşiti burasıydı. Türevi ne yapar? 2t yapar. Şimdi t eşittir 2 için diyor. T'ye burada 2'yi veririm. O kolay da. Şurada ne yapacağız? İşte biz burada zaten ne bulmuştuk arkadaşlar şurada? X eşittir t kare eksi 1. Burada t'ye 2 verirsem x'im de 3 çıkar. Hemen x'e de 3 vereceğim o zaman. 2 kere 3 6 1 çıkart 5 çarpı 2 kere 2 4. 4 kere 5 ne yapar? 20 yapar. Bu soruda ama dönüşüm yapmaya gerek yok gibi. Çünkü ben y'yi u'ya göre alsam dy bölü du çarpı desem u'yu da t'ye göre alsam. Du bölü dt desem zaten du'lar gider sorduğu yer kalır. O zaman biz bunu çözeceğiz. İlk başta yukarının türevini alıyorum. 3'ü başa indiririm. U kare artı 1'in karesi olur. Sonra bir de için türevini alacağım ama unutma. İçin türevi de nedir? 2U. Çarpı diyoruz. U'yu da T'ye göre türevini alacağız. U'nun T'ye göre türevi arkadaşlar bu normalde nedir? T eksi 1'in 1 bir bölü 2. kuvveti. 1 bölü 2'yi başa alacağız. Çarpı diyelim. 1 bölü 2 çarpı. T eksi 1'in ne olacak? Üstü biraz azaltacağız. bir azaltacağız. 1 çıkartırsam eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi u yerine kök içinde t eksi 1 yazalım bakalım. 3 çarpı. Kök içinde t eksi 1'in neyi var arkadaşlar gördüğünüz gibi? Karesi var. Sonra artı 1 diyeceğiz. Sonra bir daha karesini alacağız. Çarpı. 2 tane u demiş. U dediğimiz şey kök içinde t eksi 1'di. Çarpı. 1 bölü 2 çarpı. Bu normalde kök içinde t eksi 1 demek ama üst taraf negatif olduğu için aşağı yazacağım. 1 bölü kök içinde t eksi 1. Aha şu t eksi 1 ile şu t eksi 1 ne güzel gitti. Aha bu 2 ile de bu 2 gitti. Şimdi şu kare şunu götürür. Burası t eksi 1 diye çıkar. Aha burada da bir artı 1 geldi o da onu götürdü. Burada sadece t kaldı. Ama bir de ne var? Karesi var. T kare oldu orası. Unutmayın dışarıda bir de 3 var. Cevap o zaman 3 t karedir f fonksiyonu x eşittir 2 noktasında türevli olduğuna göre diyor. x eşittir 2 noktası bakın f fonksiyonu burada arkadaşlar. f eşittir 2 noktasında türevli ise şimdi bir kere g2 ile sağdan soldan yaklaşıyorum şu anda. g2 ile h2 birbirine eşit olmalı. Hatta g'nin türevi 2 ile h'ın türevi 2 de eşit olmalı ki o noktada bizim türevimiz olsun. Hadi bunu bize niye verir? Buradaki A bilinmeyeni ile B bilinmeyenini bulun diye verir. İlk başta bir 2 verelim birbirlerine eşitleyelim. G'de 2 veriyorum. 2'nin karesi 4A eksi 2 kere 2 eksi 4. H'ta 2 verirsem eşittir diyeyim. 2'nin küpü 8 eksi 2 B olur. Eksi 2B'yi bu tarafa atalım. 4A artı 2B. Eksi 4'ü doğruya attım 12 oldu. Bir de 2'ye böldüm her tarafı. 2A artı B eşittir 6. Az sonra işimizi görür. Bir köşede dursun. Bir de ne dedik? Türevlerinde de 2 yazabiliriz. Bu G'nin türevini bulursam ne olur arkadaşlar? Bu G türev X eşittir. 2AX eksi 2. H türev X'im de 3X kare eksi B'dir. Buralarda 2 verelim şimdi. 2 verirsem 4A 2 yapar. 4A eksi 2 G'nin türevinde bahsediyorum. H'ın türevinde 2 verirsem 12 eksi B yapar. 12 -B. eksi B. Eksi B'yi o tarafa atayım. 4A artı B eşittir. Eksi 2'yi doğruya atayım. 14. Bakın bu da benim ikinci denklemim. Şimdi ben bunu bunun altına eksi olarak çarparak atıyorum. Eksi 2A eksi B eşittir. Eksi 6. Taraf tarafa topladığımda B'ler gider. Ne olur? 2A eşittir. 14'ten 6 çıkartırsam 8. A buradan ne gelir? 4. A buradan 4 geldiyse madem hemen şurada 4 verirsem A yerine ne yapar? 8 artı B de 6'ymış. B ne gelir buradan? Eksi 2. A'yı da B'yi de bulduk. Şimdi yerine yazalım o zaman. G x'im ne olur? A yerine ben 4 yazarsam 4 x kare eksi 2 x Hatta g'nin türevi x'i de yapalım. g'nin türevi x ne olur? a yerine 4 verirsem 8x eksi 2 eşittir 8x eksi 2. Şimdi h'tan bahsediyorum. b'miz eksi 2'ymiş madem. b yerine eksi 2 yazarsam h x'im şudur. x küp x küp artı 2x yapar. Bir de türevinde eksi 2 verirsem h'ın türevi x eşittir 3x kare artı 2 yapar bir sürü şey yazdık. Şimdi bu bilgilerden faydalanarak soruyu yeni çözeceğiz. Bu ne demek arkadaşlar? Bizden ne istediğini bir bulalım. H'ın türevi G1. İlk başta dışın türevini alıyorum. Çarpı şimdi için türevini alıyorum. G'nin türevi 1. Şimdi G1'imiz ne bir bakalım. Burada bir verirsem G1 eşittir. 4 çarpı 1 eksi 2'den 2'dir. Bir de G'nin türevini bir bulalım. G'nin türevi 1 nedir? 8 kere 1 8 2 çıkart 6'dır. Hemen yerine yazalım bu sorduğu soruda. H'ın türevi G1 neydi? 2 idi. Çarpı G'nin türevi 1. Eşittir dedik. H'ın türevinde ne yazacağız şimdi? 2. H'ın türevinde 2 yazarsam burada 3 çarpı 4 artı 2 yapar. 3 kere 4 12. 2 daha 14. 14 çarpı G'nin türevinde ne bulmuştuk? 6. 6 çarparsam ne olur? 84 yapar cevabımız. Türevin hemen hemen ilk bölümünü bitirdik. Alıştırma çözeceğiz. Bundan sonra biraz yorumlar başlayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere canlar. Bay bay.